KRT ekranlarından merhabalar. 17. saatle karşınızdayız. Bugün Şişli'yi konuşacağız. İstanbul'un ekonomi merkezi, ulaşım merkezi, istihdam merkezi, yani birçok açıdan İstanbul'un önemli ilçelerinden biri Şişli'yi konuşacağız. Konuğumuz ise Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin. Hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk Gökhan Bey. Şimdi 31 Mart'ın üzerinden 5 aylık bir süreyi geçti, geride bıraktık. Şişli'nin İstanbul için öneminden birazcık bahsettik ama burada yerel seçim sürecinde de sizi konuk aldığımızda da Şişli'nin birçok sorunundan bahsetmiştik canlı yayınımızda. Tabii eğitim, ulaşım, trafik, otopark, işsizlik, kreş gibi tabii bu sorunlar aynı zamanda bütün ilçelerimizde de aynı problemler, sorunlar var. Sizin bu sorunlara da birçok çözüm arayışında olduğunuzu da biliyoruz. Şimdi bir genel değerlendirmeyle başlayacak olursak, 5 ayı geride bıraktık. Neler söylemek istersiniz? Şişli ile ilgili bu 5 aylık süreci nasıl değerlendirirsiniz? Ya, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, Şişli İstanbul'un 39 ilçesi içerisinde, lojistik olarak en önemli yerde, Kavşak bölgesinde, gündüz nüfusu 3-4 milyon, gece 275 bin olan ve sanayinin, ticaretin, kültürün, sanatın, edebiyatın merkezi. Ama bunlardan eser kalmamış, birçok sıkıntısını beraber taşıyan, çok katlı binaların yoğun olarak yapıldığı bir rant kentine dönüştürülmüş. Bir rantiye modeliyle de yönetilmiş. Dolayısıyla biz geldiğimizde bu şehirde hesaplarımıza da baktığımızda yeşil alanı en az olan ilçelerden biriyiz. Sondan ikinciyiz. Parklarımız yeterli düzeyde değil. Burada yaşayan nüfusun yoğunluğunun ve gündüz nüfusunun yoğunluğunu düşününce de buraya ister misafirlerimiz gelsin herhangi bir nedenle, ister iş için gelsin, ister başka amaçlarla, tiyatro, sinema ve vesaire kültürel faaliyetlerle, buraya bir gelen pişman, bir gelmeyen pişman konumunda. Evet. Dolayısıyla biz yerel yönetim olarak buradan gündüz ya da gece ister ikamet etsinler, ister yolları buradan geçsin, bütün yurttaşlarımızın rahatlıkla ve keyifle yaşam süresinde ne kadar kalıyorlarsa bir keyif almalarını sağlayacak bir ortam yaratmamız gerekir. İlk işimiz Şişli'de çok ciddi olarak benim aday adaylığım sırasında aldığım eleştirilerin başında en önemli eleştiri otopark. Otopark tabii bizim tek başımıza çözeceğimiz bir şey değil ama Anakent Belediye Başkanı'nın Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte ortak projelerimiz var. Otoparklarla ilgili şu anda proje aşamasında çok yakında İstanbul'a, Şişli'ye armağan edeceğimiz önemli otopark inşaatımız olacak. O biraz trafiği de rahatlatacak bir konumda olacak. Birincisi, en önemlisi buydu. Genel trafik sorununu söylemiyorum. O herkesi ilgilendiren bütün ilçeleri. Çünkü trafik sadece bizim sorunumuz değil. Ama diğer önemli konu yolların, kaldırımların ve caddelerin işgaliydi. Evet. O da hemen her noktada. Her noktada. Şişli'nin ya İstanbul'un belki temel sorunlarından biri. Ben yurttaşlarıma şöyle bir söz vermiştim. Öncelikle kadınlara ve çocuklara. Demiştim ki siz Şişli'de yüksek topuklarla rahat yürüteceğim. Temel sloganlarımdan bir tanesi buydu. Dolayısıyla biz ilk etapta Türkiye'nin çok önemli bir noktası olan Nişantaşı ve Teşvikiye'de çok sayıda, yani Beyoğlu'nun biraz daha körelmesiyle bizim yöremiz eğlencenin, yeme içmenin merkezi olma noktasında. Ama bir anlamda da çok çarpık bir şehirleşmeyi beraberinde getirmiş. Caddelerimizin üzerinde kaldırımlar işverenlerimiz tarafından, iş insanlarımız tarafından, onların da haklı olduğu nedenler var ama sonuçta yayanın hakkı olan kaldırımlarda yürüme noktası kalmamıştı. Biz ilk etapta çok önemli, önemsediğimiz 27 yıl önce Şişli'de bir sokak kültürel amaçla kapatıldı ama o daha sonra böyle yeme içme sektörünün uzun yıllardır işgal ettiği bir yer vardı. Kuyuncu İrfan Sokak'ta. Orayı yıkmayla başladık. Orayı bir kamu alanına çeviriyoruz. Şimdi orayı yeşillendiriyoruz. Altyapısını sorun vardı İSKİ açısından. Onları tamamladık ve hızlı bir şekilde de orayı Şişli halkının hizmetine sunacağız.
güzel, yeşillendirilmiş bir Kuyumcu İrfan Sokağı olacak. Balikona Caddemizin, Abdi İpekçi Caddemize sırtınızı döndüğünüzde karşı sokağa. Onunla ilgili görselim var. Nasıl bir şey olacaksa ileride söylerim. Diğer en önemlisi gerçekten kaldırımlar bizim diye, evet, hepimizin evet, diye bir hepimizin proje başlattık. Ve bütün esnafımıza, apartmanda yaşayan yurttaşlarımıza ve sokaktan geçen yurttaşlarımızın da onayını alarak, onların fikirlerini alarak kaldırımlardaki çok ciddi bir işgal vardı işletmeler tarafından. İşletmeleri de mağdur etmeyecek bir şekilde onları da biraz geriye çekerek ama daha büyük bir alanı yayaya açmak üzere örnek sokaklar oluşturduk. Şu anda ilk etapta Nişantaşı Teşvikiye'de başladık ama bunu Şişli'nin bütün sokaklarında, örneğin sizin televizyonunuzun olduğu yer Mecidiyeköy Gülbağ olarak geçiyor burası. Burada da ne gece yürüyebiliyorsunuz ne gündüz. Evet, evet, hem evet, seyyar satıcılar evet, açısından hem de kaldırımın yani bir yaşlı yurttaşımızın, bir hamile kardeşimizin, bir çocuk vatandaşımızın rahatlıkla yürümesi mümkün değil. Adaylık sürecinde de en çok gelen şikayetlerin evet, başında geliyor. Evet, en çok gelen şikayetlerin başında bu caddeden sizin televizyonunuzun girişinden biraz yürüyün Profilo'ya doğru ya da evet, geriye doğru Mecidiyeköy evet, meydanına doğru şu anda da gözlemleyebilirsiniz. Çok ciddi bir kirlilik ve yurttaşlarımızın hayat hakkını elinden alan bir, evet, bezdiren, evet, canından bezdiren bir olaydır. Burada bütün caddelerimiz bu şekilde. Evet. O yüzden Şişli halkının, Şişli'de yolu düşen yurttaşlarımızın, Şişli'ye herhangi bir nedenle gelen, ister sağlık, ister turizm, ister yeme içme, ister alışverişe, bu yurttaşlarımızın rahatlıkla istedikleri yere ulaşmasını sağlayacak ve yürümesini sağlayacak alanlar aşmaya çalışıyoruz. Peki şimdi 5 aylık süreçte mahalleliyle iç içesiniz. Gerekli konuşmaları, görüşmeleri, sorunları, problemleri dinliyorsunuz. Mahalle meclisleri projeniz de var. Bu da evet, çok güzel bir şekilde işliyor. Mahalle meclisleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Mahalle meclislerinin amacı nedir? Hangi sorunlara çare aranıyor ve katılım ne durumda? Şöyle söyleyeyim. Bizim adaylık sırasında toplumla paylaştığımız projelerimiz vardı. Evet. Bu projelerin başında yani asıl temel çatıyı kurduğumuzda katılımcı bir model oluşturmak. Katılımcı bir model kağıt üzerinde insanların kulağına hoş geliyor. Ama eğer oraya insanı katmıyorsanız, eğer oraya o şehirde yaşayan çeşitli şapkası olan kişi, kurum vesaire bunları katmıyorsanız, burada katılımcı model isterseniz çok nitelikli bir evet, yazıya dökersiniz, onu da uygularsınız ama onun içinde insan olmaz. O yüzden bizim göreve gelirken bütün belediye başkanlarımızın kanun nezdinde bir stratejik plan hazırlamaları ve ilgili bakanlığa göndermeleri gerekiyor. Stratejik planın anlamı da 5 yıl bu şehri nasıl yöneteceğimizle ilgili. Şimdi bunu çok aklı başında eli kalem tutan iki kişiye verirsiniz, yazdırırsınız ama sonuç itibariyle o bir stratejik plan olur ama ona biraz önce söylediğim katılım olmaz. Biz gelir gelmez seçim atmosferinin içerisinde olmamıza rağmen Şişli'nin 25 mahallesinde 50 kişinin katıldığı toplantıda oldu, 2000 kişinin katıldığı toplantılarda oldu. Bütün mahallelerimizde halkımızla ilkini de bu mahallede yaptık. Yani Mecidiyeköy Mahallesi'nde yaptık. Mecidiyeköy Mahalle Muhtarlığımızın bahçesinde yaptık. 25 mahalle bitti mi peki? Evet, hepsini yaptık. Ve oradan yurttaşlarımızın taleplerini aldık. Dedik ki biz Şişli'yi yönetmek istiyoruz. Ama sizinle yönetmek istiyoruz. Bunun içerisinde muhtarımız olacak, sivil toplum olacak, demokratik kitle örgütleri olacak, odalar olacak, meslek odaları. Vatandaş olacak ve bu sokakta yaşayan vatandaşımız olacak. Toplandık. Onlar bize kendi, her mahallenin sorunu ayrı çünkü. Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki yurttaşlarımız dedi ki bizim birinci sorunumuz örneğin kaldırım işgalidir. Biz bunların hepsini de bir oylamaya tabi tuttuk. En çok alkış alanları bir numaradan başlatarak 20 tane temel sorunu seçtik. İlk onunu stratejik plana yansıttık. Şu anda stratejik planımız hazırlandı. Pazartesi günü meclisimiz vardı. Meclise onayına sunduk. Onların da incelemesini, çünkü farklı siyasi partiden arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte bu belediyeyi yönetme isteğimiz var.
aldıkları oylar var ve kendilerinin söz verdiği bir siyasal öngörüleri var. Diğer siyasi partileri de bu iş içine katarak son şeklini bu perşembe günü vereceğiz. Sonra redaksiyonunu yaptıktan sonra da ilgili bakanlığa bu stratejik planı göndereceğiz. Mahalle meclislerini bu anlamda çok önemsiyoruz. Çünkü burada mahalle meclislerinde herkesin bir söz hakkı var. Evet. Ben örneğin Şişli'nin merkez mahallesi. Çok sıcak bir toplantı olsa gerek. Tabii çok hareketli, sıcak ve onların taleplerini aldıktan sonra da bu süreç içerisinde, 5 aylık süreç içerisinde ilgili mahallelerimizdeki acil olan sorunlara da örneğin kimisinde asfalt sorunu, kimisinde kaldırım sorunu, kimisinde kentsel dönüşümle ilgili yaşadıkları problemler, kimisinin çevre sorunu, bunların her birini sıralamaya göre belirledik ve onları teker teker bütçemize koyarak yapmaya çalışacağız. Ayrıca önümüzdeki bütçe döneminde de bu mahallelerin her birine, nüfusuna göre bir de harcayacakları bütçe ayıracağız. Aynen. O mahalleli diyecek ki bizim için öncelikli bu kalemi almak. Olmazsa olmaz diyecek. Biz o bütçeden bu mahallemize de bir kaynak aktaracağız. Yine vatandaşla iç içe projelerden biri de galiba komşu masa projesi. Bu da yeni bir proje bu, değil mi? Evet, bu aslında Türkiye'de çok az belediyenin ya da kamu kurumunun yaptığı bir projedir. Ben seçim öncesi buradan da anlattım. Bu projenin asıl adı Açık Kapı'dır. Açık Kapı'nın müellifi bizim iletişimimizi yürüten arkadaşıma aittir. Ama Açık Kapı'yı aynı zamanda İçişleri Bakanlığı kullanıyor. Dolayısıyla biz devletimizin kurumuyla karşı karşıya gelmek istemedik. O yüzden bunun adını Komşu Masası yaptık. Komşu Masanın ya da Açık Kapı'nın temel özelliği şudur. Bize şu anda deneme yayınına başladık. Siz televizyonda oluyor ya işte, evet, bir test yayını. Bizde de bir bu ay içerisinde dün itibariyle, 1 Eylül itibariyle daha doğrusu başladık. Açık kapı modelimiz, yani komşu masa modelimiz hayata geçti. Orada yurttaşlarımız sosyal medya üzerinden, telefon üzerinden ya da bizzat gelerek mahallesiyle veya kendisiyle ilgili sorunları bize aktaracak. Bize aktarılan bu sorunlar 48 saat içerisinde o sorunla ilgili birime intikal edecek. 48 saat içerisinde o birimdeki yönetici ya da ilgili arkadaşım, yurttaşımıza geri dönecek. Diyecek ki Gökhan Bey, sizin bize aktardığınız sorunu çözdük. Çözdüysek şu şekilde. Çözemediysek niye çözemediğimizi size anlatacak. Ama bu sorunu çözmek için şunları yapacağız diyecek. 48 saat içerisinde yurttaşımızı mutlak ama mutlak bilgilendireceğiz. Çok güzel projeler değil mi? Yani çok da tanık olmadığımız şeyler aslında. Bu, bugüne kadar yani aslında belediyenin bu kadar kısa zaman içinde vatandaşa cevap vermesi, sorunun çözümü veya çözülmemesi konusunda. Şu anda şöyle söyleyeyim Gökhan Bey. Ben sokakta olan, sokağın dilini bilen, sokakta vatandaşla daha önce de yani burada mali müşavirlik mesleği yapıyorum. Hayatın içerisindeyim. 45 yıldır da Şişli'de oturan bir arkadaşınızım. Bu bölgenin sorunlarını da bilen biriyim. Bizim yurttaşımız gerçekten hakka, hukuka, adalete inanan insanlar. Şimdi siz eğer sizi arayan birine dönmüyorsanız öncelikle gönül koyuyor. Sonra küsüyor. Evet, sonra da evet, farklı şeyler yapıyor. Üstelik de belediye bizim malımız değil. Hangi siyasi parti kazanırsa kazansın. Ben 31 Mart akşamına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak kazandım bu seçimi. Hayri Bey'den görevi devraldığım günde dedim ki ben Şişli'de yaşayan tüm yurttaşlarımızın belediye başkanıyım. Partisi ne olursa olsun, partisiz, partili, inançlı, inançsız herkesin belediye başkanıyım ve herkese eşit davranacağım. Dolayısıyla benim yurttaşım belediyeyle ilgili bir işi varsa, eğer telefonla ulaşamıyorsa, sosyal medyayla ulaşamıyorsa ya da diğer yöntemlerle ulaşamıyorsa burada bir sorun var. Ve hatta ben şöyle bir şey söylüyorum. Eğer bir vatandaş bana ulaşıyorsa, bana ulaşsın, keyif alırım. Gelsin çay kahve içelim. Bana sorunu nedeniyle ulaşıyorsa orada bir problem var. Çözülememiş demek ki. Evet, bana kadar yani ulaşmış. Biz ilk etapta bunun sayısını azaltmaya çalışıyoruz. Ya bana söylediğim gibi kapılarımız açık. Herkes gelebilir. Ve bu açık masa modelimizde de, komşu masa modelimizde de yurttaşlarımızla bizzat ilgileneceğiz. Ve oradaki arkadaşlarım onları güler yüzle karşılayacak, güler yüzle de uğurlayacak.
O nedenle buradaki temel sorun bizim süreci doğru algılamak, vatandaşın isteklerini doğru tespit edip edemeyeceğimiz sorunlar da var, çözemeyeceğimiz. Çünkü Şişli Belediyesi'nin örneğin bir ulaşımla ilgili otobüsün şuradan alıp şuraya koymasını ya da şuraya taşımasını çözeme şansı yok. Ama örneğin burada Gülbahar Mahallesi'nden aşağıda otobüs yok, giremiyor. Ben bir ring seferiyle onu merkeze taşıma şansına sahibim. Ve sözüm var. Orada öğrenci çocuklarımızın talebiydi. Hmm. Daha önce seçimden önce burada da yine konuşmuştuk. Evet, evet, evet. Bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Ama tabii bu bir kaynak meselesi. Bir taraftan belediyenin kaynaklarını daha rasyonel, daha gerçekçi ve çözüm odaklı projelerde kullanmak. Bir taraftan da vatandaşımızın taleplerini karşılanacaklarını karşılayıp karşılanamadıklarını niye karşılayamadıklarımızı anlatmak. O yüzden çok çok önemsiyoruz bu projemizi de. Komşu masası bir ay sonra inşallah tekrar karşılaşırız. Yurttaşlarımızın şu anda bile biz bir başlattık. Yani rengiyle, oturma grubuyla karşılama arkadaşlarımızı, çünkü belediyemizden 300 personelimizi eğitime tabi tuttuk. Hı hı. Onları 150'ye indirdik. Tekrar 75'e indirdik. Tekrar 50'ye indirdik. 50 tane arkadaşımız bu hizmeti verecek. Kentsel dönüşüm de önemli bir konu. Çok önemli. Baktığımız zaman evet. Şişli için daha da bir önemli konu. Özellikle Kuştepe ve Ok Meydanı önemli noktalardan biri kentsel dönüşümde. Nedir son durum kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmalar, alınan yol, mesafe? Şimdi Gökhan Bey, burada Şişli'nin aşağı yukarı 15 mahallesinde evet. Kentsel dönüşümle ilgili bir problemimiz var. Ben kentsel dönüşümü çok... 25 mahallenin 15'inde evet, var. Evet, 15'inde kentsel dönüşümle yani yenilenmesi gerekiyor. Hı hı. Diğer 25 mahallemizin tümünde de yapı stoğumuz çok eski, yaşlıdır. Hı hı. Onların da yenilenmesi gerekiyor. Ama öncelikle bu şehirde siyaset yapan herkesin sorumluluğudur. Yurttaşlarını korumak, kollamak ve barınmasını sağlamak. Hemen Kuştepe'den bahsettiğiniz için evet. söylüyorum. Evet. Trump Tower'ın arkası Kuştepe, yani şehrin evet. merkezi. Burada 20 metrekare bir evde 8-10 kişinin yaşadığı bir ev var. Hı-hı. Evler var daha doğrusu, bir ev değil. Onlarca ev var. Tuvaleti yok, banyosu yok. Hı-hı. Ben siyasetçi olarak bunu anlattığımda hep duygulanıyorum. Gerçekten siyasetçinin yapacağı en önemli işlerden bir tanesi o insanların hayatına dokunacak. Çocuklarımız lağım sular evet. içerisinde Şişli'nin göbeğinde oyun oynuyorsa o benim sorunumdur. Öncelikle de bunun için bir altyapı oluşturduk. Teknik heyetimiz bir projelendirmeye başladı. Hı hı. Bu tabii bizim tek başımıza altından kalkacağımız bir proje değil. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu konuda önemli hazırlıkları var. Hı hı hı. Büyükşehir Belediye'miz, Çevre Bakanlığımız, hükümetimizle birlikte bu sorunlara bir an önce birilerini zengin etmek üzerine değil. Şişli çünkü bir rantla anılan bir şehir. Evet. Biz bunu gerçekten toplumcu bir belediyeyle burada yaşayan bütün yurttaşlarımızın yaşam hakkını önceliklemek ve onları bir an önce sağlıklı konutlara kavuşturmak. Orası çok güzel bir mahallemizdir. Çok güzel insanlarımızın yaşadığı bir mahalledir. Ama İstanbul'un, Şişli'nin demiyorum, İstanbul'un en çok problemli mahallelerinden biridir. Ve şehrin de göbeğindedir. Evet. Benim sorumluluğum bundan önce şikayet etmekti, eleştirmekti. Şimdi bunları çözüm odaklı bakıp çözmek zorundayım. O yüzden de oradaki yurttaşlarıma da bir sözüm var. Hı hı. İlk kazmayı İzzetpaşa, Kuştepe, onlar iç içe geçmiş hı hı. iki mahallemizdir. Biri de Florence Nightingale'in hemen arkası hı hı. yani. Bunlar iç içe geçen mahallelerimiz. Bu iki mahallede öncelikli olarak kentsel dönüşüm demiyorum, yerinde dönüşümü sağlayacağız. Yurttaşlarımızı orada mağdur etmeden. Çünkü daha önce buradan yine anlatmıştık hatırlarsanız. Hı hı hı. Buradaki temel sorun şudur. Buralar çok ciddi bir rant yeri. Buraları biri göz koyuyor, kentsel dönüşüm deyince ağzının suları akıyor. Ellerini ovuşturur. Ben çünkü burada, konumu çok iyi. Evet, çünkü çok ciddi, merkezi evet, bir yer. Evet. Ve şunla çok net olarak da gayrimenkul dünyasına da sorabilirsiniz. İstanbul'un en değerli yerlerinden biri burası, toprak olarak. Metrekare birim fiyatı olarak. Dünyanın önemli merkezlerinden biridir Şişli. Şişli'nin bulunduğu coğrafya. Evet, evet. Şimdi biz burada, bakın bir habitat bölgesi var. Hı-hı.
yani dünyaca ünlü bir bölgedir. Nişantaşı, o habitat bölgesi, TRT'siyle, kentsel dönüş, yeşil alanıyla o bölgeyi bizim cennet etmemiz lazım. Dünyanın göz bebeğini yapmamız gerekiyor. Abdipekçi ve buranın Caddesi. Abdipekçi zaten oranın dünya merkezi. Evet. Yani bugün eski spor sarayı, bugün şu anda çok ciddi konserlerin yapıldığı açık hava tiyatrosuyla bütün bölge itibariyle dünyaca ünlü bir noktadır. Şimdi biz buraları, elimizde böyle imkanlar varken hem oraları geliştirmek, ama onun 500 metre aşağısı gecekonduysa orada yaptığınız bir yatırımın mutlak önemli bir kıymeti vardır, ama temel bir kıymetine kavuşturmak istiyorsanız, bakın ben yatırımcılarla konuşuyorum. Londra'daki bir metrekare birim fiyatıyla Nişantaşı bundan birkaç yıl önce ya da onlarca yıl önce yaklaşık fiyattaydı. Bugün onların fiyatları düştü. Biz Nişantaşı yeniden yapılandırıyoruz. Abdipekçi Caddesi'ndeki esnaf ve tüccar ya da ticaret erbabıyla da bir ortak proje geliştiriyoruz. Belediyemiz de bu konuda hamilik yapacak, önderlik yapacak. Gözbebeği noktalardan gözbebeği. Ben onu şöyle Gökhan Bey, onu şöyle söylüyorum. Bu bir denize taş atmak gibi düşünün. Evet. Taş attığınızda dalga büyüyor. Ben o dalgayı oradan başlatıyorum, ama Şişli'nin bütün mahallelerinde gerçekten kadınlara verdiğim sözü yerine getireceğim. Yüksek topuklarla yürüyecekler. Bir kentte yaşadıklarını görecekler. Kafelerinde rahat nefes alacak, dinlenecekleri, parklarında dinlenecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Onu da dönemin sonuna kadar yetiştirip toplumun kullanımına açacağız, ihtiyaçlarını gidereceğiz. Şimdi Büyükşehir'den bahsetmişken Sayın İmamoğlu'yla çalışmak nasıl bir durum, nasıl bir duygu? Bununla birlikte çok kısa Şişli'yi konuşmaya devam edeceğiz de, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştiriler, özellikle hükümet kanadından gelen eleştirilere nasıl bakıyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim. Ekrem Bey bizim partimizin belediye başkanı olarak görürlerse, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak, tabii ki o adla seçildik hepimiz. Ama Ekrem Bey ufku geniş, diyalektik düşünen, İstanbul'u bilen, genç, dinamik ve de İstanbul'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşımız. Ben ilçe başkanlığını, belediye başkanlığında yakinen tanıdığım, izlediğim, değer verdiğim, örnek aldığım bir arkadaşımız ve bugün de birlikte bir çalışma arkadaşlığı yapıyoruz. Dışarıdan gelen eleştirileri biraz vicdan sahiplerinin dikkate alması gerektiğini ve vicdan sahipleri bunu dikkate alıyor. Politik nedenle eleştirileri ise valla toplumun değer yargıları onu değerlendirir. Eğer siz, cevapta zaten. Şöyle söyleyeyim, siz 25 yıldır bu şehri yönetiyorsanız, evet, 25 yıldır burayı beton yığına çevirmişseniz, bugün gelen belediye başkanına, isterse bizimki gelmesin, Ekrem Bey seçilmeseydi de A belediye başkanı seçildi. Hiçbir şekilde hesap 25 sorulmaz. Yılın hesabını, yani bir sağanakla birlikte gelen o 25 yılın birlikte hesabını Ekrem Bey ya da bir başka belediye başkanından sormak vicdan meselesidir, ahlak meselesidir. Gerisi teferruattır. Şimdi biz eğer bugün kentler, bugün artık İstanbul dünyaca ünlü bir kent. Her ne kadar 25 yıldır bu kadar aşağıya çekseler de İstanbul hala dünyanın önemli merkezlerinden önemli bir kentidir. Şimdi bize düşen görev, Ekrem Bey zaten bunu hedeflerini koydu. Ulaşımı, altyapısını, evet, diğer şehirde yaşayacakları yeşil alanı, parkısını, çocuk kreş, kreşler, bizim mesela kreş, bizim en önemli, evet, tabii kreş, en önemli hayatımızı adadığımız işlerden biri belediye başkanları olarak bütün arkadaşlarımızın kreştir. Çünkü kreşin şöyle bir önemi var. O şehirde yani Ekrem Bey'le aynı gün, yani Selin olduğu gün, ertesi gün birlikte Eminönü'nde beraber gezdik. Oradaki yetkililerin anlattığı, İstanbul'da metrekareye 40 metreküp yağış düştüğü zaman elimiz ayağımız dolaşıyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz diyor yöneticiler. O gün 114 metreküp düşmüş ve bunun sorumlusu belediye başkanı kim olursa olsun o değil. Ama 25 yıldır burayı yöneten belediye başkanının sorumluluğu var. 25 yıldır burayı yöneten hükümetin sorumluluğu var. Çünkü buraya yeterli düzeyde altyapı yapmadan üst yapıda onlarca rezidans, yüksek bina verirseniz
burayı katledersiniz. Nitekim Şişli o yüzden katledilmiştir. O yüzden bir rant kenti olmuştur. Yeşil bir metrekare alanımız yoktur. Ve bu insanlar milyonlarca dolar para kazanmışlardır. Ama bu kente bir yeşil alan, bir cami, bir cemevi, bir toplumun yararlanacağı toplumsal alanlar, kadınların nefes gideceği, dinleneceği, çocuklarımızın oynayacağı bir parkı hediye etmemişlerdir. Hep kendilerini düşünmüşlerdir. Biz bu konuda hem Ekrem Bey'in ekibi, hem benim ekibim, hem diğer belediye başkanı arkadaşlarımın ekibi yeni bir yapılanmayı hedefimize koyduk. O çerçevede de Şişli'yi de İstanbul'da yeniden yapılandıracağız. O yüzden Ekrem Bey zaten 18 günlük birinci dönemdeki yaptıkları ortada. İkinci dönemde de üzülerek ifade edeyim ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldık ama henüz Ekrem Bey'in tam anlamıyla bu kurumları teslim almış falan değil. Teslim almaktan kastım şu, yönetim anlayışı olarak. Çünkü bugün 28 civarında bildiğim kadarıyla iştirakleri var. Evet. Bu iştiraklar henüz tam anlamıyla yönetimleri oluşmadı. Dolayısıyla bugün metroda çok sayıda şikayet alıyoruz. Klimayı çalıştırmıyorlar. Otobüslerde, şeyi durduruyorlar. Bu arkadaşlar İstanbul'a ve İstanbul halkına ne kadar büyük kötülük yaptığını görmüyorlar. Oysa bu şehirde beraber yaşıyoruz. AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, HDP'lisiyle, MHP'lisiyle, İYİ Partilisiyle beraber yaşıyoruz. Birbirimizi ötekileştirdiğimiz zaman kendimiz size zarar vermiyoruz. Aynı zamanda kendimize de zarar veriyoruz. Bu bilinçle hareket edilirse seçimler mutlak istediğinizi söyleyin. Kazanmak için belden aşağı vurmadığınız sürece istediğinizi de yapın. Ama oturun, elinizi vicdanınıza korun. Bu şehri birlikte yönetelim. Seçim sürecindeki canlı yayınımızı hatırlıyorum. İstihdamla ilgili de ciddi bir projeniz vardı. İşsizlik ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Birinci sırada yer alıyor. İşsizlikle ilgili Şişli'deki durum nedir? Proje ne aşamada? Şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten bugün buradan yurttaşlarımıza da onların gönüllerini serinletecek bir şeyler söylemek isterim ama henüz o boyutta değil. Ekonomik krizin de getirdiği çok ciddi bir işsizlik ve istihdam sorunu var. Biz Ekrem Bey ikinci döneminde hep beraber oturup konuştuk. Belediye başkanlarımız ve partimizi yöneten arkadaşlarımızla birlikte. Üç bölgede bir istihdam ofisi oluşturduk. Birinci, ikinci, üçüncü bölgede. Bizim bölgedeki istihdam ofisine, biz şu anda kendimizde bir istihdam ofisi oluşturduk. Kendi belediyemizde. Biz gelen talepleri alıyoruz. Orada hatırlarsanız geçen sefer söylemiştim. Şöyle bir projemiz var. Biz burada birkaç konuda bir akademi kurmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi yeme içmeyle ilgili. Bir tanesi turizmle ilgili. Bir tanesi de moda ve giyim kuşamla ilgili. Bu akademilerin özelliği şu olacak. Biz yardımcı eleman yetiştirip ya da talepler üzerine bize gelen bu işsiz arkadaşlarımızı sınıflandırıp, yani bunların okuyanları var, okumayanları var, meslek sahibi olan var, olmayan var. Onların tasnifini yaparak en kısa zamanda eşleştirmeyi sağlayıp onları ilgili kurumlarla buluşturup birinci etapta bu. İkinci etapta tabii ki iş insanlarının istihdam sağlayacak ortamları yaratmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bizim mesela tekstil sektörü. Osman Bey'de OTİAT diye bir derneğimiz var. Milyonlarca dolar ve euro ihracat yapıyorlar. Ve bu arkadaşlarımız üvey evlat muamelesi görüyor. Sanayicimizin veya ticaret erbabımızın bu bölgede çok ciddi yatırımları var. Onlarla da oturup konuştuk. Birlikte bir istihdam yaratıp hem onların işlerini, ihracatını daha iyi bir seviyeye getirmek, hem kalifiye elemanlar yetiştirerek bunu belediye tarafından yetiştirip onlara bir kaynak, herhangi bir kaynak harcamadan biz onu üstlenip onların eğitimlerini üstlenmek istiyoruz. Size de iş insanı olarak diyoruz ki 5 kişiyi de siz çalıştırın. Bunun altyapısını şu anda oluşturmak üzereyiz. En kısa zamanda da bunun hem en önemli sorunlardan biri değil mi? Yani baktığım zaman işsizlik, istihdam, geldiğimiz şu ekonomik durumda vatandaşların yaşadıkları en çok vicdan azabı çektiğim işlerden biri. Öyle söyleyeyim. Çünkü üniversiteyi bitirmiş.
Evinden dışarıya çıkamayan gençlerimiz var. İki üniversite bitirmiş, yüksek lisans yapmış. İki üniversite, yabancı dil bilen ya da hiç üniversite bitirmesin. Yani bir genç insanın evinden dışarıya çıkmaması ne demek Gökhan Bey? Hepimiz hayatın içerisindeyiz. Bu insanların ruh sağlığını bozuyor. Dünyaya bakışını değiştiriyor. Hayata küstürüyor. Farklı şeylere yönlendiriyor. Evet, yani kötü alışkanlıklara yönlendiriyor. Kendisine kahrediyor. Ailesine bulunduğu ortamlarda yani bunu bir empati yapması lazım yöneticilerimizin. Sadece belediyelerin yapacağı bir iş değil bu. Tabii yani ki. Bunun tabii ki. Hani ben sadece kolaylaştırıcı rol üstlenerek hani o deniz yıldızları var ya adam deniz yıldızını atarken ya binlercesi var ne yapacaksın? En azından bu elimle attığımın hayatını kurtarıyorum demiş ya. Biz de şu anda bu deniz yıldızları kadar çok olan işsizde insanımızın, gençlerimizin hayatını kolaylaştıracak, onlara bir alan açacak ortam yaratmaya çalışıyoruz. Kültür sanatına da değinmeden geçmeyelim. Şişli için gerçekten çok önemli. Çok sayıda tiyatro, konser, gösteri merkezinin olduğu bir nokta Şişli. Yeterli midir yapılan çalışmalar, yeni çalışmalar nedir kültür sanat konusunda? Şöyle söyleyeyim, ben 70'li yıllarda bu ilçeye yerleştim. Evet. O zamanki durumla şimdiki durum. O zamanki durumla bugünü karşılaştırdığınızda işler açısıdır. Yani kültür sanatın her alanında sineması, tiyatrosu, edebiyatı, söyleşileri, sanat galerileri. Bakın Nişantaşı, bugün dünyanın neresine giderseniz gidin gelişmiş ülkelerinde. Sanat galerilerini belediyeler destekler. Tiyatroları belediyeler destekler. Benim çok kıymet verdiğim, çok değerli bir tiyatro yönetmeni arkadaşım, aynı zamanda da ofisimin müşterisidir. Londra'da iki tane tiyatrosu var. Burada bir salon bulamadık. Bu arkadaşımıza. Tiyatro için. Evet, tiyatro ile ilgili. Ve müthiş bir bu alanda birikimi olan, sadece ilgili ismini vermeyeyim, şey olmasın. onlarca yetenek var. Biz bunların hiçbirine sahip çıkamıyoruz. Koltuk sayımız en az ilçelerden biriyiz. Bizim şu anda gelir gelmez önemsediğimiz işlerden bir tanesi, eskiden hatırlar babalarınız, siz daha gençsiniz göreceli, onları görmediniz. Ben geldiğimde burada açık hava sineması vardı, tiyatro vardı. Biz bu sene göreve gelir gelmez bütün mahallelerimizin meydanlarında, çok meydanımız yok ama, ya okul sahasında, evet, ya başka bir sokağı kapattık, parklarında ve meydanlarında açık hava sineması toplumla buluşturduk. Her mahallemizde aşağı yukarı açık hava sinemasını götürdük ve oranın özelliğine göre eskimiş, yeni veya film enstitüsüyle birlikte yaptık bunu. Çok da keyifli oldu. Dolayısıyla biz bunların hepsinin sayısını çoğaltacağız. Örneğin bizim bir sanat parkımız var Nişantaşı'nda. Vali Konağı Caddesi'nden girişi var. Burayı kültür sanatın merkezi yapacağız. Yani 12 ay çalıştıracağız burayı Gökhan Bey. Ne demek çalıştıracağız? Tiyatro gösterileri, sinema gösterileri, ki orada yaptık birkaç tane. Cazdan spora kadar, gösterilerden diğer alana kadar, sanatın her rengini, sergisinden heykeltıraşına kadar her birini orada hayat bulacağı bir alan açacağız. Bu arada İKSV ile ortak bir proje geliştiriyoruz. O geliştirdiğimiz projeler de toplum yararıyla olan projelerdir. Zaten İKSV'yi biliyorsunuz. Türkiye'nin yüz akı bir kurumumuz. Onunla ilgili de, ya buna benzer başka kurumlarla da işbirliği yaptık. Bu işbirliğinden doğan sonuçları da toplumla buluşturacağız. Dün ve bugün ajanslara düşen bir haber vardı. Evet. Tarihi Bomonti Bira Fabrikası ile ilgili, kalan binalarıyla ilgili. İşte mescit, yurt ve otopark yapılmak üzere Diyanet'e tahsis edildiği konusunda. Mimarlar Odası'nın ve Şişli Belediyesi Kent Konseyi'nin itirazı var. Yargıya taşındı ve davaya müdahale olacak Şişli Belediyesi Kent Konseyi'de. Bununla ilgili durum nedir? Şöyle söyleyeyim, önce bir düzeltme yapayım. Kent Konseyi Şişli Belediyesi'ne ait değil. Bağımsız bir kurumdur. Kamu yararına kurulmuş. Buradaki bütün sivil toplumun, derneğin, vakfın oluşturduğu ve
herkesi içine katan bir kurumdur. Dolayısıyla onlar bağımsız, bizden bağımsız bir kurumdur. Ama davaya müdahil oldular evet, galiba. Evet, şöyle söyleyeyim. Burası, Beaumont'i bilir misiniz, ne kadar bilirsiniz bilmiyorum ama ben kısa hem yurttaşlarımızın bilmesi açısından söylüyorum. Beaumont'i adı üzerinde Türkiye'nin ilk bira fabrikasının adının olduğu bir yer. Beaumont'i bira. Gençlik yıllarımızda da ben burada oturduğum için gidip oradan bira aldığımız, bahçesinde oturduğumuz bir yer. Çok güzel bir binadır. Karşısında da yine Beaumont'i biranın deposu olarak kullanılan yer vardı. Beaumont'i İsviçre vatandaşı, bir İstanbul gönüllüsü, Türkiye'yi çok seven ve bu fabrikayı buraya taşımış, uzun yıllarda Türkiye'ye hizmet etmiş bir İsviçre vatandaşı. Şimdi Beaumont'i Ada diye bir adamız var. Evet. Hemen Hilton Oteli'nin biraz yukarısı Beaumont Hilton'un. Hilton Oteli bile ismini oradan almış. Orada yeme içme sektörünün ağırlıklı olduğu yer. Biz gelmeden önce Diyanet'e tahsis edilmiş o depo olan alanların Diyanet'e tahsis edilmiş ve Diyanet de burada bir çalışma yapmış, proje çalışması yapmış. Anıtlar Kurulu'na gitmiş, bir takım gelişmeler var, Büyükşehir'in şeyi var. Bize intikal ettiğinde bu projeyi yeniden değerlendirdik. Tabii ki Diyanet bizim kurumlarımızdan biri. Onlarınla bir sürtüşmeyle, bir herhangi bir tartışmayla değil ama burayı turizmin merkezi olan bir noktada sanat, kültür ve diğer alanlarda da kullanılacak bir Diyanet'in de kullanabileceği, bizim de bu etkinliklerde kullanabileceğimiz bir yere çevirmemiz gerekir. Sadece ibadethane olarak, ki ibadethane yapılmasında bir beis yok, sıkıntı yok. Orada çok katlı binalarımız var. Orada turizmi geliştirmek istediğimiz alanlar var. Bu alanlarla birlikte şekillendirmemiz gerekiyor. O yüzden de önümüzdeki günlerde zaten Büyükşehir bir çalışma yapıyor. Sadece bizimle ilgili değil, aynı zamanda hem Anıtlar Kurulu, hem Şişli Belediyesi, hem Büyükşehir'in ortaklaşa, hem müftülüğümüzle, Şişli Müftülüğümüzle de bu konuyu bir masaya yatırıp toplumun tümünün taleplerini karşılayacak bir projeye çevirmemiz gerekir. Şimdi son 3-4 dakikamız, birçok konu başlığı var ama işte hayvan hakları, yaşlı bakım evleri gibi birçok konu başlığımız var ama bu 3-4 dakikada ben neler söylemek istersiniz genel bağımda? Şişli ile ilgili 5 aylık süreci geride bıraktınız. 4,5 yıllık bir süreç sizi bekliyor. Buradan bizi izleyenlere, Şişlilere, İstanbullulara, tüm Türkiye'ye gelecek 4,5 yıl için neler söylemek istersiniz? Şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim ki böyle burayı rant şehri adıyla anılan bu şehri, bu ilçeyi buradan kurtaracağız. İlk hedefimiz. En önemli hedefimiz insanın, insan odaklı, insanın buradan hizmet alacağı işleri yapmak. Burası aynı zamanda yaşlı bir kenttir. Şişli halkı giderek yaşlanıyor. İşte biraz önce kaldırımlarını görüştük. Birçok yurttaşımız kimsesi yoktur. Bakıma muhtaçtır. Yaşlı bakımı için evlere bakım... Şu anda oluşturduk ekibimizi. Orada da bir deneme süresi geçiriyoruz. Bütün yaşlılarımıza temizliğinden alın, saç kesiminden sağlık kontrolüne kadar evde bakım hizmetlerini başlattık. Bunu çok önemsiyoruz. Çok ciddi olarak bunu yurttaşlarımızla daha da geniş bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. Birçok milletten yaşayan insanın da olduğu bir yer. Çok ciddi. Aslında. Burası kültürlerin, buluştuğu. Buluştuğu bir yer. Yani burada gerçekten söylüyorum, kadim bir şehirdir. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış. Çok güzel bir kent. İlçeleriyle, binalarıyla ama ne yazık ki bu binaların çoğunu, o eski taş yapıları yıktık, yerine gökdelenler yaptık. Yeşil alanlarımızı yıktık, gökdelenler yaptık. Bir 3-5 tane insanı zengin ettik. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Örneğin bir sosyal tesisimiz var Şişli Belediyesi'nin, Şile'de. Orayı belediye personelimiz kullanıyordu yazın. Biz Şişli'li yurttaşlarımızda ikamet eden, yoksul ve belli hiç hayatında deniz görmemiş yurttaşlarımızın hizmetine sunduk. Bir hafta onların bütün yeme, içme, taşıma, götürme, getirme ihtiyaçlarını ve inanın ki Şişli gibi bir yerde yaşıyorsunuz, denizi görmemiş onlarca yurttaşımız var. Onları bu tür sosyal etkinliklerle buluşturuyoruz. Sokak festivalleri yapacağız.
Çiçek festivali, yeme içme festivali, hayvan haklarıyla ilgili festival. Onların şu anda planlamalarını yaptık. Toplamda 20 tane festival yapacağız. Kitabıyla diğer, yani bugün Türkiye'nin birçok yerinde yapılıyor ama Şişli'ye özgü bir 20 farklı festival mi? Evet, 20 farklı festival yapacağız. Hı-hı. Birkaç tanesini sizden paylaştım. Yani bunları Hı-hı. yeme içmedir, işte moda festivalidir, hayvan haklarıyla ilgili çok güzel bir festivalimiz var. Onun altyapısı yapılıyor. Kuştepe'nin tam merkezinde, bu söylediğim alanda tamamında bir çiçek festivali yapacağız. Bütün mahalleyi katacağız. O mahallede yaşayan Roman vatandaşlarımız, farklı milletten olan vatandaşlarımız ya da İstanbul'un dışından gelip buraya mesken edinen yaklaşık 40 tane ilden gelen yurttaşlarımız var. Hepsiyle birlikte bir ortak payda yaratacağız. Dolayısıyla dönemimizin, yani bu 4,5 yılımız kaldı. Zaman çok hızlı geçiyor. İnanın ki 4,5 yıl sonra buradan yolu düşen yurttaşlarımız dahil olmak üzere ya Şişli ne kadar değişti diyecekler. Önümüzdeki günlerde Nişantaşı'nın... Otopark konusunda da bir somut adımlar olsun da. Otopark konusunda çok somut adımlar attık. çok yakında bir müjde vereceğiz. Yani 10 bin araçlık otopark sözümüz var. Ekrem evet. Bey'le birlikte. Bu 10 bin aracın üstüne çıkacağız. Hem özel sektörümüzle hem belediyenin olanaklarıyla bir otopark seferberliği yapacağız. Çünkü buraya gelen yurttaşlarımızın büyük bölümü çok sıkıntı yaşıyor. Evet. Ayrıca otoparklardan gece burada uyuyan yurttaşlarımız ayrıcalıklı faydalanacak. Çok önemsediğim bir şey daha var, ondan bitireyim. Evet, bugüne kadar Şişli'de veya İstanbul'da çok az, yani İstanbul'da hiç yapılmamış. Biz ilkini yaptığımız bir projemiz var. Evsel atıkları toplayacağız. Bunu paraya çevireceğiz. Para puanı vereceğiz. Ve o puanla elde ettikleri gelirle ilgili mahalledeki küçük esnafımızdan alışveriş etmelerini sağlayacağız. Çok güzel. Ve çok güzel proje. Akabinde de kalan parayı da bursa aktaracağız. Öğrencilere burs vereceğiz. Hı-hı. Yakında duyurusunu yapacağız. Billboardlarda bizi takip etsinler. Şişli'nin bütün mekanlarında bunu sağlayacağız. Bir cümlede çocuklarımız için. Çocuklarımızla ilgili başarı hikayeleri yapmaya çalışıyoruz. Seçimden önce söz vermiştim. Demiştim ki başarı hikayesi yazan çocuklarımı bütün billboardlarda onların fotoğraflarını görecekler. Belediye başkanının fotoğraflarını görmeyecekler. 3 tane başarılı çocuk grubumuz var. Biri bir ortaokulumuzun futbol takımı Türkiye birincisi oldu. Bütün billboardlarımıza onların fotoğrafını koyduk. Bir 4,5 yaşında bizim anaokulumuzda okuyan bir kızımız İstanbul'da resimde birinci oldu. Onun fotoğraflarını koyduk. Şimdi Halide Edip Adıvar mahallemizde büyümüş ve orada okumuş bir çocuğumuz Türkiye birincisi oldu LYS'de. Onun fotoğraflarıyla donattık. Sizden de ricam, o çocuklara sahip çıkın, röportaj yapın ve onu toplumun önüne çıkaralım o çocukları ki başkalarına da örnek olsun. Bizlerde çok güzel projeler var. Bizler de takipçisi olacağız. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de bütün seyircilerinize, dinleyicilerinize teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, 17. saatin bugünkü konu Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'di. Şişli ile ilgili yapılan projeleri, hazırlıkları konuştuk. 5 aylık süreci konuştuk. Bundan sonra nelerin olacağını konuştuk. Tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.